Günaydın, günaydın, günaydın. Gününüz aydın olsun efendim. Harika haberler alacağınız, bolluk bereket içinde geçireceğiniz, sağlıkla mis gibi pırıl pırıl bir gün olsun inşallah diyorum. Ve tabii ki efendim tüm büyüklerimin ve küçüklerimin gözlerinden öpüyorum, büyüklerimin ellerinden öpüyorum efendim. Öncelikle ailemin, sevgili halalarımın, anne yaralarımın, annelerimin, anneciğimin ellerinden öpüyorum. Sonrasında tüm kanal yönetimimizi, bütün büyüklerimize hayırlı kandiller, tüm İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Bu mübarek 3 ayların habercisi olarak ilk kandilimiz hayırlara vesile olsun. Hayırla gelsin, bereketle gelsin, sağlıkla gelsin inşallah. Rabbim bütün dua edenlerin dualarını kabul etsin, tutulan oruçları kabul eylesin diyorum. Bu mübarek ve mukaddes günde efendim. Ve tabii ki her sabah olduğu gibi ne diyoruz efendim? Öncelikle hastanelerde ve hasta yataklarında bizleri izleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gelmiş geçmiş gitmiş olsun. Dert keder bir daha sizlere uğramasın inşallah. Bütün güvenlik güçlerimizi, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Bütün kader mahkumlarını, abilerimi, ablalarımı ve kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim tez vakitte inşallah sevdiklerinizle sizleri kavuştursun diyorum. Bütün Mehmetçiğimizi, evlatlarımızı, yiğidimizi, kardeşlerimizi, abimizi, babamızı, tüm Mehmetçiğimizi saygıyla kucaklıyorum. Hayırlı kandilleri olsun bütün evlatlarımızın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Tez vakitte hayırlı tezkereler alıp inşallah sevdiklerinizle, ailelerinizle kucaklaşmayı tüm Mehmetçiğimize nasip eylesin Allah'ım. Yüce Allah'ımdan bunu dualarla her gün istiyorum ve diliyorum. Bütün ordumuzu, bütün Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Şanlı ordumuza kim ki kötü emellerle yaklaşıyorsa uzak eylesin inşallah. Ve tabii ki bütün efendim asker annelerine gönül ferahlığı diliyorum. Rabbim sizlerden razı olsun ama tüm şehit ailelerini ellerinden öpüyorum. Saygıyla selamlıyorum. Önlerinde eğiliyorum efendim. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Gönlünüze ferahlık nasip etsin. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Başımızın tacısınız. Her ne dileğiniz, isteğiniz olursa elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yanınızdayız, buradayız. Sizleri çok seviyoruz. Evet, bugün yine şahane konuklarım var efendim. Harika bir yine gerçekten konuk ağırlayacağım burada. Bugün kandil dolayısıyla sohbetler yapacağız. Yine bizi kırmadı. Arif Hocam stüdyomuzda olacak birazdan. Sohbet edeceğiz. Ve tabii ki yine ilahilerle bize eşlik edecek çok kıymetli bir sanatçımız daha olacak. Ben çok vakit kaybetmeden almak istiyorum konuklarımızı. Sohbetimize başlamak istiyorum ama telefonla da arzu ederseniz sorularınız varsa efendim değerli hocama 0212 660 76 23 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Türkiye onu çok yakından tanıyor. Ben de sohbetlerine bayılıyorum. Tüm konuşmalarını dinlemeye çalışıyorum. Nerede yakalasam bulsam sonuna kadar dinliyorum. Çok saygı duyduğum bir ismi ağırlayacağım. İlahiyatçı ve yazar Arif Arslan Beyefendi geliyor efendim. Hocam buyurun, hoş geldiniz. Hocam hayırlı kandiller diliyorum size. Kandiliniz mübarek olsun. Baş köşeye davet ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız hocam? Çok şükür elhamdülillah. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Bizler de çok iyiyiz. Bugün çok güzel sohbetlerimiz olacak. Olacak inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Öyle güzel takdim ettiniz ki, davet ettiniz ki. Olmaması mümkün hocam. Değil yani. Estağfurullah. Baştan enerji iğnesi gibi bir şey yaptınız. Hocam başımızın tacısınız. Eyvallah, İyi ki buradasınız. Allah gerçekten bizim çok kıymetlimizsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Tüm söylemlerinizi çok ciddiye alıyoruz, dinliyoruz. Hatta bildiklerimizi, doğru bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri sizin ışığınızla bizi aydınlatıyorsunuz. Yanlış bildiklerimizi düzeltiyoruz. Allah razı olsun. Mesela ben geçenlerde yanlış bildiğim bir şeyi o kadar güzel düzelttiniz ki artık dualarımda sizin söylediğiniz şekilde dua etmeye çalışıyorum. Allah razı olsun hocam sizden. Hocam müsaade ederseniz kardeşimizi de stüdyoya davet edelim. Güzel ilahilerle bugün bizlerle birlikte olacak efendim.
Çok güzel bir beyefendi geliyor. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş bir beyefendiyi ağırlayacağız bu mukaddes günde. İlhami Yıldırım geliyor efendim. Seherde açılan günler hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Seherde açılan günler hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine. Zikrinle dönen diller hürmetine, cehennem narına yakma ya Rabbim. Zikrinle dönen diller hürmetine, Muhammed aşkına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Cehennem narına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Muhammed aşkına yakma ya Rabbim. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbim. Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bizi yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Cehennem narına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Muhammed aşkına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Cehennem narına yakma ya Rabbim. Yakma ya Rabbim, yakma ya Rabbim. Muhammed aşkına yakma ya Rabbim. Amin. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Nasıl Allah istersen İlhamcığım, ister her yanıma, ister hocamızın yanına hoş geldin. Öyle sen de. Ağzına yüreğine sağlık. Amin. Teşekkür gerçekten. Evet. Değil mi hocam? Evet, ne güzel, evet. Dua güzel. Niteliğinde. Güzel. Çok güzel. Yüreğine sağlık. Teşekkür hocam ederim. Sabah yoldayken daha Allah'ın izniyle kanala gelmek için yola çıktığımda hemen sorular gelmeye başladı. Dün sizin geleceğinizi paylaşmıştık izleyicilerimizle. Evet. Özellikle bir soru var ki ortak olarak gördüm. Aha.
sevgili izleyicilerimizden gelen paylaşmak isterim hocam hemen sizinle. Mübarek Regaib kandilinde ya da bundan sonraki diğer kandillerimizde oruçlu olmak özel bir anlam taşır mı? Diyor izleyicilerimiz. Şimdi bugün Perşembe. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oradan başlayalım. Her pazartesi ve perşembe oruç tutarmış. Genellikle atlamadan yaptığı kalıcı ibadetlerinden birisidir Efendimiz. Ya Resulallah niçin dediklerinde, pazartesi ve perşembe günleri kulun ameli Allah'a arz edilir. Amellerimin Allah'a oruçlu olarak arz edilmesini isterim diyor, severim diyor. Cuma günü de ailesine arz edilir. Hadisin tamamında bu var. Ailesi de onun iyilikleriyle, ölmüş ataları, geçmişleri sevinirler, kötülükleriyle, günahlarıyla da üzülürler diyor. Böyle bir özelliği var. Bu bir. İkincisi, üç aylar Allah-u Teala'nın iltifat ettiği aylardır. Bu yani öteden beri 1400 yıldır, 1438 yıldır, 39 yıldır, artık 39'a gidiyoruz. Bilinen bir şey. Dolayısıyla yani yeni bir şey icat edecek değiliz. Bu bir. İkincisi, bu mübarek gün ve gecelere ashab-ı kiramın tamamı Resulullah'ın rengine boyanarak, İslam'ın rengine boyanarak iltifat etmişler, değerlendirmişler. Efendimizin en çok oruç tuttuğu ay Recep ayı. Ondan sonra Şaban'ın 15'ine kadar tuttukları var. 15'inden sonra orucu bırakırmış Efendimiz. Ramazan'a kadar. Yani bazen de derler ki Efendimiz öyle oruç tutardı ki hiç bırakmayacak zannederdik diyorlar. Nafile oruç tutuyor. Allah için tutuyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Onun ne namaza ihtiyacı vardı, ne oruca ihtiyacı vardı, ne duaya ihtiyacı vardı. Yoktu. Çünkü peygamberlik rütbesi takılmıştı. Allah o kadar zengin ve ganidir ki, o kadar cömerttir ki taktığı bir rütbeyi kulundan geri almaz. O cennetlik olduğu kesindi. Bütün peygamberler için de geçerlidir bu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı ki bana bu rütbeyi taktı, ben bu rütbeye layık olayım diye ömrün sonuna kadar herkesten fazla ibadet etmiş, herkesten fazla oruç tutmuş, herkesten fazla zikretmiş, herkesten fazla dua etmiş, herkesten fazla Esmaül Hüsna ile dualarına devam etmiş, dualarını bitirmiş, Esmaül Hüsna'yı zikretmiştir. Şimdi o bir peygamberdi. Cennetlik olduğu kesindi. Bize kim bir şey söyledi? Cennetliksiniz diye. Affediliniz diye bir şey söyleyen oldu mu? Ya. Yok böyle bir şey. O zaman bizim en azından onu taklit etmemiz lazım. Yani onun yolunda olmamız lazım. En azından %1'ini mi diyeyim ya? Yapamıyoruz ki. %1'ini bile yapamıyoruz. %1'ini yapsak bile kurtuluruz diye düşünüyorum ben. Çünkü o kullukta kendisine gösterilen ufku aşmıştı. Bizim onu aşmamız mümkün değil. Zaten %10'a kadar yükselenleri Allah Evliyaullah makamına yükseltiyor. Ona bir takım lütuflarda, ihsanlarda, ikramlarda bulunuyor. Ehlullah dediğimiz, Evliyaullah dediğimiz, Allah'ın veli kulları dediğimiz, Yunus suresinde de ifade edilen bir ayet-i kerimede اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ ayeti kerimesiyle buyuruyor. Bilmiş olun ki Allah'ın velileri için ne korku vardır, ne keder vardır. Ne dünyada, ne ahirette. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ mahzun olacak değillerdir onlar. Onlar için korku da yoktur. Yani ne azap korkusunu tattıracağım onlara diyor Cenab-ı Hak. Çünkü kutsi hadiste şöyle buyuruyor. La ecmau beyne emneyn ve la ecmau beyne havfeyn. İki korkuyu birden vermediğim gibi iki emniyeti de birden vermem. Benden dünyadayken korkup sakınan, saygı duyan, korkuyu burada o manada değerlendirebiliriz. Allah'ın azabından, ona saygısızlık etmekten korkan, hani bazıları Allah'tan korkma sev derler. Ya sev, sev de. Sevginin bir sınırı var değil mi? İnsan ya. Sevdiğini kaybetmemek için tedbirli olur. Dikkat ya. Eder. İşte korku budur. Buradaki korku budur. Madem ki seviyorsun, ispat et. Kuru kuruya seviyorum olur mu?
Şimdi ben sizi seviyorum diyorum, gördüğüm kıza asılıyorum. Olur mu öyle bir şey? Ya seviyorsan Allah'ı, Allah'tan başkasına o kapıyı açmayacaksın. Onun hakkını koruyacaksın. Dolayısıyla evliyalara böyle bir lütufta, ikramda, ihsanda bulunuyor. Neden? Korktukları için, saydıkları için ve sevdikleri için. Biz de o makama erişelim. Bir kısmına hiç olmazsa en azından. İnşallah. Onların yaptıklarına erişelim diye bu geceyi oruçla, bugünü oruçla geçirelim. Bu geceyi de ibadetle geçirelim. Yapabildiğimiz kadar. İnşallah. Hocam yarın işe gideceğiz. Yapabildiğin kadar diyorum. Bakın. Kadar. Zorlama yok. Hocam bir virgül koyalım. Devam müsaade ederseniz. Ha, tamam. Estağfurullah. Bugün sohbetimiz çok güzel olacak efendim. Sizleri ekranları başından ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Arif Arslan hocama sorularınız varsa 0212 660 76 23 numaralı telefondan lütfen bize ulaşın. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi, derde girip tar eyledi. Ya ölüm al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Gel bravo. Harikaydı. Yüreğine sağlık. Ben Yunus'u bir çareyim. Aşk baştan ayağa yareyim. Aşk elinden avareyim. Gel gör beni. Aşk neyledi?
Yunus, benim en bir tane ruhu ilahi. Şad olsun. Aynen öyle hocam. Ruhu evet. Şad olsun. Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum efendim. Şarkı dedim, çok özür dilerim. İlahi, en sevdiğim ilahilerden birisidir. Bazen böyle ağız alışkanlığından sürçülisan ediyorsak affola. Bir kez daha hatırlatmak isterim ekranları başındaki tüm hanımefendi ve beyefendiler için. Kendisi bu konuda nezaket gösterir, alçak gönüllülüğü ve mütevaziliğinden. Titrini de paylaşmak isterim sizlerle. Doktor ve ilahiyatçı yazar Arif Arslan hocamla sohbetimiz devam ediyor. 80'in üzerinde de yayını vardır kendisinin. Hocam biz reklam arasında sohbet ederken bir soru gelmişti. Müsaade ederseniz onu da paylaşmak isterim sizinle. Kişi üzerinde herhangi bir yani bunu doğru telaffuz edemiyor olabilirim, affınıza sığınıyorum. Büyü olduğunu ya da herhangi bir etki olduğunu düşünüyorsa yapması gereken şeyler ya da okuması gereken dualar var mıdır hocam? Evet, var var. Şimdi şöyle, evde mesela bazı böyle huzursuzluklar, negatif olumsuzluklar, böyle negatif enerjiler hissedilirse elma sirkesi çok etkili bir şey. Bardaklara koyup yerleştirilebilir ama öyle gelişi güzel değil. Onların üzerine 17 ayet-el kürsi okuyup üfleyerek, niyet ederek, evdeki negatif enerjinin dağılması, şeytan ve cinlerin uzaklaşması için diye yapılabilir. Büyüye karşı bu etkili olabilir. Şeytan ve cinleri de kovar evden. Dolayısıyla ayrıca bu fısfısa doldurulup evin her tarafına sıkılabilir. Alan temizliği yapılır evde. Yani bu bunlarla yapılabilir. Şöyle de yapılabilir. Yani benim çok etkili verdiğim formüller var. Bunları tecrübe ettim. Ben birçok defalar tecrübe ettim. Bir iki defa falan değil yani. Birçok defalar tecrübe ettim. Hocam. Çünkü 30-40 yıldır bu ilimle uğraşıyorum ben. Havas ilmiyle uğraşıyorum. İlgileniyorum daha doğrusu. Çocukluğumdan beri vardı. Bizde de böyle bir şey var, bir ocaklık olayı var bizde. Daha fazla tahmik etmek istemiyorum, yani açıklamak istemiyorum, gerek görmüyorum. Böyle bir yetki var. O da bir lütfu ilahi olarak söyleyeyim. Allah'ıma hamdolsun. Eğer hakikaten öyle ciddi bir şey varsa, böyle bir hissediyorsa bu dediğimi yapsın. Hatta kendisinde böyle sürekli uyuşukluk ve olumsuzluk düşünüyorsa o suyu bir bardağın üzerine okusun, tasın üzerine döksün, ondan sonra su olan tasın üzerine döksün, banyoda son su olarak yıkansın. Bu da temizler, çok güzel bir temizleyicidir aynı zamanda. Şükürler. Yani bunlar yapılabilir. Başka ne diyeyim, yani bununla ilgili olarak hocam ben anlayamadığım için özür dilerim. Rica ederim. Son suyla yıkansın, yani üzerine evet, döksün evet, dediniz evet, evet. Ya. Peki içmek de fayda sağlar mı hocam? İçilebilir de, fakat şöyle elma sirkesiyle o su hem cildi güzelleştiriyor, topluyor, derliyor. Hem saçları güzelleştiriyor. Hem de insana ruhi olarak destek veriyor. Manevi olarak bir destek veriyor. Bir miktarı da içilebilir ondan ayrılıp, yani bir miktarı da içilebilir. Hiçbir mahsuru yok. İçilmesi de güzel olur. Harika. Evet. Hocam bizim duayla ruhsal tedavide, duayla gelen şifada, şimdi yeni baskısı yapılacak, duayla korunma kitaplarımızda bunlar var. Yani arkadaşlar kitap okumaktan korkmasınlar. Kitap almak, yani bir insanın, ben şahsen yeni bir öyle çok ilginç bir kitap gördüğümde anında hemen gidip alıyorum. Bulamazsam sipariş veriyorum, bana getiriliyor. Yani kitap okumaktan çekinmesinler. Kitaptan korkuyor insanlarımız bizim ya. Kitaba para vermeyi israf sayıyorlar. Ben kitaba verdiğim parayı en değerli para olarak kabul ediyorum. Sizin çok büyük bir arşiviniz var hocam zaten. Bak, geçen gün ben kütüphanem, bir kuble bahsedeyim, küçücük bir şey bahsedeyim. 6 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde. Bunu en az 5-6 kere yeniledim, boşalttım. Kütüphanelere hediye ettim, okullara hediye ettim. Daha geçen gün 5-6 kolisini şeye verdim. Okuduğum, bana lazım olmayan, bende mevcut olan kitapların benzerleri ya da işte efendim çeşitleri ne varsa ayırdığım kitapları yeni bir kütüphane kurmuşlar. Mecidiyeköy'de bir yerde hediye ettim. Gençler hevesli. Kendi kitaplarımdan da bol miktarda yayıncım gönderdi. Allah razı olsun ondan da.
Ne demek olsun hocam? Fedakarlık yaptı. O da bizim ilmimizin, kitaplarımızın zekatı olsun. Şimdi ben evde kitap koyacak yer olmadığı için, evim de küçük olduğu için hediye ediyorum. Yani kitap almaktan çekinmesinler ya. Bana bir yerden bedava kitap gelmiyor. Ben gidip paramla alıyorum. Paranızla alıyorsunuz. Ve o insana saygı duyuyorum. Emek vermiş, semek vermiş, gecesini gündüzüne katmış, çalışmış, çabalamış. Onun emeğini takdir etmek gerekiyor. Takdir etmek için de sadece oh ne güzel iyi etmişsin demek yetmiyor. Kitabını alacaksın ya, bu kadar basit. Şimdi bizi dinliyorlar. Anlayamadık hocam, bir daha söyler misin? Ya kardeşim bir kitap al ya. Ya bu adam bir 80 kadar kitap yazdık biz. Yani yayınlanmayanlarla beraber belki daha da fazla çıkar. Benim ya çalışmalarım çok var. Elhamdülillah. Ama 80 kitap yazdım diye övünmüyorum. Övünmek değil. İlme faydam olduysa benden sonra anlayacaklar. Hatta bazı Allah arkadaşlarımız korusun diyorlar, hocam sizi anlayamıyorlar. Artık yani eminim ama bir gün değerini bulacak, yerini bulacak falan diyorlar ama. Ya insan yaşarken de görmek istiyor ya. Ben bir otobüste mesela bazen binerim metroda. Birisi kitabımı okurken gördüğümde onunla tanışıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum ya. Ya. Yani ne kıymetli. Ne güzel bir şey yani bu. Ben hocam sizi bildiğim evet kadarıyla zaten buradan siz örnek olun diye bunu bu arada söylüyorum. Evet. Çünkü siz böyle şeylerle asla övünen, anlatan birisi hiç değilsiniz. Değilim. Sizin talebeyim, kendi çalışıyorum. Estağfurullah, ameleyim hocam. Estağfurullah. Sizin kendi hayatınızda kendi adınıza yaptığınız tek harcama, yani bazı hani önemli nedir işte ihtiyaçlarımız var, gıda, barınma. En önemlileri. Hocam kutu gibi bir evde yaşıyor. Evet, aynen. Çünkü öyle dünyalık hani bir şeyi yok, bir derdi yok. Yani dünyalıkla bir ilgisi, bir şeyi, beklentisi. Hani şöyle evim olsun, böyle bir evim olsun yok. Kutu gibi bir evde yaşıyor hocam. Gayet mütevazi bir hayat yaşıyor ama kendisiyle ilgili yaptığı tek aslında lüks sayılabilecek bizim aynen için harcama. Aynen. Ne giyim, ne kuşam, ne o, ne budur? Kitap. Sıra sıra kitaplar. Valla akşam... Sıra sıra kitaplar. Birkaç ay önce bir arkadaş geldi Ankara'dan, müteahhitmiş, evime geldi. Benden yardım istedi. Olur dedim. Çıktı giderken evin fotoğrafını çekti adam. Duygusal bir atmosferde. Oturduğu ev burası, kapısı yok. Bilmem işte kırık, camları kırık, bilmem. Efendime söyleyeyim, kötü bir evde oturuyor ama dine imana hizmet ediyor. Bir arkadaşımı söyledi. Hocam dedi, biz bazen size dedi adamlar getiriyoruz dedi. Çaplı adamlar falan. Oturduğu yeri görsünler, biraz kendilerine gelsinler diye dedi. Aslında iyi bir evde oturmak benim de arzum. Ama imkanlarım nispetinde oturuyorum. İşte o kadar. Yani güzel bir programımız olsa, kalıcı bizim de belki daha güzel bir evimiz olur ama İnşallah olmazsa hocam da Rabbim hayırlısını versin. Hocam gene siz ama ben şunu düşünüyorum da bildiğim İnşallah ve takip ettiğim için. Sen açtığın için söyledim. Siz Aydan, yine hocam öyle bir evde oturmazsınız. Estağfurullah. Yani hocam, siz yine öyle bir evde hocam keşke oturmak istemezsiniz. Keşke söylemeseydim. Yani insanlara evet yani halimle örnek olabiliyorsam, dilimle yeteri kadar anlatıyorum belki ama anlatabildiğim kadarını, onu da söylüyorum. Halimle de örnek olabilirsem ne mutlu, kendimi bahtiyar sayarım. Çok örnek. Ya dünya yeme içmeden ibaret değil. Biz çöp öğütme makinesi değiliz. Güzel yani bir düşünce. Bizim hocam manevi tarafımız, inanın ruhumuz sürekli aç. Aç. Bana, size anlatayım. Çok yüksek sosyetenin gittiği bir iş merkezinin bahçesinde bir restoranda oturuyoruz. İki arkadaşla oturuyoruz. İsimlerini de vermeyeyim. Onlar da deşifre olmasınlar. Estağfurullah. Bana bir iş teklifiyle geldiler. Bir konuşmak, bir şey istişare etmek için geldiler. Dedi ki bir tanesi, hocam dedi, yan masadan size bakan iki tane hanım var dedi. Dedim ya bana niye baksınlar ki dedim. Hocam dedi, bakıyorlar dedi. Ne olur siz de bir kere baksanız dedi. Ya dedim dalga geçmeyin falan derken ısrar ettiler. Israrlar üzerine baktım. Bakar bakmaz iki tane güzel hanımefendi ayağa kalktı. Genç ve güzel iki hanımefendi. Arif hocam değil misiniz dedi. Evet dedim. Bir şey sorabilir miyiz dediler. Buyurun dedim ben de. Aldık masamıza. Yer açtı arkadaşlar. Çay söylediler. Hocam dedi, size bir şey sormak istiyorum dedi. Benim 2-3 ay önce yaptığım bir programdan not almış. Çantasından
bir sürü kağıt çıkardı. Bir tomar kağıt çıkardı. Ya ben o aşk beni orada mahvetti yani. Tuşa getirdi resmen. Geldi hocam dedi, şunları şu esmalarla ilgili notlar almış. Bunların rakamlarını ben bilemedim dedi. Onları yazdırdım. Hocam bir de bir şey soracağım dedi. Tevbe ne demek dedi. İstiğfar ne demek dedi. Tevbe, istiğfar. Belki o Seyyid-ül İstiğfar'ı anlatmıştım. İstiğfarların efendisi diye. Efendimizin tavsiye ettiği. Belki onu sormak istedi ama arkasından salavatı da sorunca ben çöktüm. Ağlamaya başladım. Dedim eğer biz bu millete hala salavatı, istiğfarı, tövbeyi öğretememişsek biz nasıl kurtulacağız dedim. Yazıklar olsun bize dedim ve hakikaten çok duygulandım. Kadın elini omuzuma koydu, kendilerini tanıtmışlardı önce. Birisi Amerika'da devlet orkestrasında çello sanatçısıymış, diğeri de onun annesi. 6 ay Amerika'da yaşıyorlar, 6 ay burada yaşıyorlar. Buraya geldiğinde bir arkadaşı telefon etmiş, demiş ki ne olur bir kere dinle. Ya demiş benim hacıyla hocayla işim olmaz. Demiş bu öyle birisi değil. Sen bir dinle demiş 15 dakika. Dinlemezsen ya. Kapat demiş, bir daha da hiç dinleme. Ya. Kadın diyor ki ben programınız 3 saat mi sürdü 4 saat mi bilmiyorum. Çivilendim kaldım dedi. Oradan bunları not almıştım. Dolayısıyla size bir gün sorarım diye çantamda gezdiriyordum. Bu ne aşktır, bu ne güzelliktir. Ne güzel, kıymet sonra veriyor. Sonra ona izah ettim. Çıkıyor. Ona izah ettim. Onları söyledikten sonra ben ağlayınca elini omuzuma koydu hocam dedi. Siz dedi beni Mevlam'la, Rabbim'le barıştırdınız dedi. Ben sizi tanıyıncaya kadar dinle, imanla pek ilgim yoktu. Böyle şeylerle ilgim yoktu dedi. Benim için en büyük mutluluktur bu. Yani bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Allah'ım herkese samimi görmüş, dinlemiş sana. Ve anlamış ve kavramış ve değer vermiş ve takip ediyorsa bir kişinin imanına vesile olursak bizim için yeter. Çünkü bir hadiste Efendimiz Hayber fethedilemeyince Hazreti Ali'ye diyor ki yarın bu bayrağı öyle birine vereceğim ki diyor o Allah'ı sever, Resulullah'ı sever, Allah ve Resulü de onu sever diyor. Hazreti Ali'yi kastediyor. Ama herkes kendisine verilmesini bekledi. Hazreti Ebubekir oradaydı, Hazreti Ömer oradaydı, Osman oradaydı. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ali yoktu. Ali nerede dedi. Gözleri rahatsız ya Resulallah, gözlerinden. Onun için istirahat ediyor dediler. Çağırdı Efendimiz. Dua okudu, gözlerine sürdü. Ya Ali dedi bu bayrağı al ve olduğun gibi yürü. Hayber'i fethetmeden gelme der gibi bir ifadede bulundu. Fakat dedi önce insanlara tebliğ et. La ilahe illallah'ı anlat. Zira le en yehdiyallahu bike racülen hayrün leke min en yekünü humurun ne'am. Zira senin elinle bir adamın hidayete gelmesi sizin oradan elde edeceğiniz ganimetlerden, Allah'ın verdiği yığın yığın develerden, koyunlardan, sığırlardan daha hayırlıdır dedi. Bir adamın hidayete gelmesi, bir insanın. Bir hadiste de şöyle söylüyor. Le en yehdiyallahu bike racülen hayrün leke mine dünya ve ma aleyhe. Dünya ve üzerindeki her şeyden hayırlıdır. Onun için ben buna bağladım gönlümü. İnşallah Rabbim muradımı da verir. Bir kişinin hidayetine Allah vesile nasip etsin olursak, hepimize inşallah. Efendim çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Birazdan buradayız. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bitirmeden evvel hocam bu gece biz neler yapmalıyız mübarek Regaib Kandili'nde? Evet. Bu gece bol bol tövbe istiğfar etmek lazım. Peygamber Efendimizin aleyhisselam yaptığı en güzel şey o. Dua etmek lazım. Allah için de bir hadis-i şerifte var. 10 rekat namaz kılmak lazım. Bunu da 3 defa Recep ayında tekrar edip 30'a çıkartabiliriz. 30 rekat Allah rızası için namaz kılmak lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Bunlar yapılabilir. Salavat-ı şerif getirmek lazım. Kur'an okumak lazım. Varsa kaza namazı kılmak lazım. Vardır ki hepimizin kazaları vardır. Evet. Yoksa da Allah rızası için dilin neye dönüyor, gönlün neye el veriyorsa içten, yürekten tövbe, istiğfar ve dua, ibadet. Başka bir şey yok yani. Hocam. Böyle şu kadar, şu bu kadar, bu demeye gerek yok. Yani gönlünden ne kopuyor, ne içinden geliyorsa, çünkü ibadetin aşkla, şevkle, istekle yapılanı makbuldür. Öyle yapmak gerekiyor. İlla şu demeye de gerek yok yani.
Hocam ağzınızdan bal damlıyor. Allah sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim size sağlıklı bir ömür nasip etsin. Amin, başımızdan cümlemiz. Eksik olmayın. Amin. Allah Rabbim nasip ederse önümüzdeki hafta Cuma günü yine Doktor Arif Arslan hocamla, ilahiyatçı ve yazar Arif Arslan hocamla sohbetimiz devam edecek. Bu arada sevgili izleyiciler, bilmek isterseniz de sosyal medya hesaplarından hocamı takip edebilirsiniz. Akşam 9'da bir yayın olacak hocamın. Facebook'ta sohbetimiz var, evet, canlı yayın. Bugün bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Aha. İlhami kardeşim, ayaklarına sağlık, tüm öğrenci saygı ve selamlarımı yolluyorum senin de. Bir ilahinle programımızı olmak bitirelim. Çok güzeldi hocam, size de. Allah razı olsun. Yarın herkese efendim, yarın saatleri 11 onu gösterdiğinde biz Flash TV ekranlarında hayata dair her şeyle sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım.